Kesin Türkiye'de özellikle bu ittifaklar meselesi gündeme geldikten sonra CHP ile HDP'nin birçok kez o süreçte ileriye yönelik olarak, yani geçmiş dönemde özellikle 2018-2019 yıllarında görüşme yaptığı biliniyor. Hatta ilk görüşmenin Sayın Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk arasında Ankara'da bir otelde gerçekleştiğini ve sonradan da Ahmet Türk'ün bu görüşmeyle ilgili ittifakın genel çerçevesini çizmeye çalıştıklarını ya da onlar güç birliği diyor tabii ki. Bu güç birliğinin seçimlerde birlikte hareket etmenin nasıl yapılması gerektiğini net olarak kamuoyuna duyurmuştu. Aslında toplantı buluşma bir gizlenmişti ama sonradan içeriği ortaya çıktı. Dolayısıyla yani 2017-18'den itibaren CHP ile HDP arasında bir zaten yürüyen işbirliği, güç birliği, ittifak vardı. Ama CHP özellikle İyi Parti'den dolayı ya da CHP'nin özellikle işte daha Atatürkçü, daha ulusalcı kesimlerini ürkütmeme adına bu işbirliğini biraz kamuoyunun gözünden ya da kendi tabanından farklı söylemlerle kaçırmaya çalışıyordu. İşte biz ittifak kurmadık, seçimde çeşitli yerlerde HDP seçmeni bizi destekledi gibi söylemler üretiyorlardı. Yani biraz meseleyi perdelemek istiyorlardı ama en nihayetinde özellikle yerel seçimlerden itibaren HDP'ye çıktı, dedi ki bugüne kadar birçok HDP'li siyasetçinin bu açıklamayı yaptığını biliyoruz. Şöyle dediler: biz sizinle uzun süredir hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde güç birliği, ittifak yaptık. Artık kamuoyu önünde bizi sahiplenmeniz gerekir. Eğer sahiplenmezseniz bizim yerel seçimlerde Millet İttifakı'na verdiğimiz desteği sorgularız. Aslında böyle biraz da tehditvari bir söylem de kullandılar Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Yani dediler ki tamam, bizden gelip ittifak yaparken iyi ama bizi kamuoyu önünde sahiplenmiyorsunuz diye birçok açıklama yaptılar. Bu açıklamaları da hala devam ettiriyorlar. Ama bu süreçte ne oldu? Özellikle 2018'den bugüne kadar, yani HDP ile perdelenen o ittifak sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi bir hem kadro olarak hem de siyasal söylem olarak bu HDP ile ittifaka hazırlandı. Yani CHP'nin içerisindeki itiraz edebilecek daha ulusalcı, daha Atatürkçü, daha belki seküler milliyetçi kesimler parti yönetimlerinden biraz da uzaklaştırıldı. En nihayetinde HDP'yi açıktan sahiplenecek şekilde CHP'de dönüştürüldü. Yani meselenin bir tarafı artık HDP'nin her gün CHP'ye çıkıp bizi kamuoyu önünde sahiplenmeniz gerekir diye tehdit etmesi. Diğer taraftan da aslında CHP'nin de HDP'yi kamuoyu önünde sahiplenebilecek o kadro dönüşümünü yapması. Gelinen süreçte artık bunu çok da saklamıyorlar. Açıktan işte Demirtaş kararında gördük. CHP genel başkanlığı düzeyinde de, milletvekilliği düzeyinde de HDP sahipleniliyor. Şimdi mesele burada CHP-HDP meselesini biliyoruz zaten. Yani burada herhangi bir artık HDP'nin siyasetini, siyasetçilerini sahiplenen bir CHP var. Bunu net olarak gördük ama esas orada meselenin diğer tarafı İyi Parti'nin buradaki konumlanması. Bugüne kadar biraz da farklı söylemlerle işte biz HDP'yi eleştiriyoruz, sadece seçim döneminde CHP ile ittifak yapıyoruz gibi süreci geçiştirmeye çalışmışlardı ama bundan sonraki süreçte İyi Parti en azından HDP'nin Millet İttifakı içerisindeki konumu ile ilgili bir karar vermesi gerekiyor.